Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir vlogla karşınızdayım. Bugün Cimcil Bank'a gidiyoruz. Arkadaşlarımla beraber ve bu Cimcil Bank'ta neler yapılır, neler götürülür, Cimcil Bank olayı ne, bu Kore dizilerinde çokça gördüğümüz bir şey Cimcil Bank biliyorsunuz. Böyle hamam gibi ama hamam gibi olmayan, orada yatılan bir yer. Biz de oraya gidip kalacağız bu akşam. Hem kış zamanlarında, kış aylarında çok güzel oluyor Cimcil Bank'ta kalmak çünkü sıcak oluyor. Gözeneklerimiz de açılsın istiyoruz biraz açıkçası çünkü buraya geldiğimizden beri böyle cildimiz biraz sanki bozuldu gibimize geliyor. Öyle şimdi eşyalarımı hazırlayacağım. Bunu çekmek istiyorum. O yüzden burada başladım vloga. O zaman hadi eşyalarımı hazırlayalım. Şimdi ben yanıma bu çantamı alacağım. İçi bayağı büyük. Ben içine iç çamaşırlarımı ve mayomu yerleştirdim. Mayoyu da anlatacağım size Cimcil Bank'ta neden koyduğumu. Şimdi eşyalarımı hazırlayalım. Ama tabii ki makyaj çantamı alıyorum. Makyajımı oradayken çünkü direkt işe geçeceğim. Makyaj malzemelerimi yerleştiriyorum. Diş fırçamı alıyorum. Hemen yerleştireyim. Ondan sonra orada yapmak için maske, ya doğranım düştü. Maske alıyoruz. Böyle bir maske. Bu Feyza'nın maskesi. Türkiye'den almış. Güzel bir maske arkadaşlar. Bunu bana bir Kore markası yolladı arkadaşlar. Netliyor mu? Bakayım. Evet, netliyor. Bu gerçekten ama gerçekten muhteşem bir şey. Gerçekten biz ilk geldiği zaman etkisini falan böyle olabileceğini düşünmemiştik. Nasıl bir şey arkadaşlar biliyor musunuz? Banyodan çıktığınızda bile böyle peeling bu. Peeling bezleri. Şöyle göstereyim. Orada zaten detaylı inceleyeceğim. Peeling bezleri banyodan çıktığınızda bile gerçekten böyle yüzünüz ne kadar temiz olursa olsun mutlaka bir şeyler çıkarıyor. Deli gibi kullanıyoruz. Feyza da kullanıyor hatta benimle beraber. Çok güzel. Çok memnunum. Bunu koyacağım. Çünkü orada şimdi gözeneklerimiz falan açılacak. Bye bye. Gözeneklerimiz falan açılacak. O yüzden onu koymak istiyorum. 3 tane maske alıyorum yanıma. Böyle. Orada yine dediğim gibi gözeneklerimiz açılacağı için bol bol maske yapacağız. Kızların maskesi yok. Onlar için de maske alıyorum. O yüzden. Ondan sonra hemen bu şampuan. Çünkü orada duş alıyorsunuz. Başka ne kaldı? Bol bol yüzümüzü nemlendirmek için böyle vazelinler ve şöyle bir Kore markası bir, ama ışıktan çok görünmüyor. Kore markası bir nemlendiricim var. Onu koyuyoruz. Başka ne kaldı? Düzleştiricimi koyuyorum. Dediğim gibi çamaşırlarımı falan ben koydum zaten. Yanıma arkadaşlar havlumu alıyorum. Orada havlu veriliyor ama bayanlara sadece 2 havlu veriliyor. O nedenle havlumu da alıyorum yanıma. Ondan sonra etrafta çok dağınık ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Böyle yastık alıyorum yanıma, boyunluk. Çünkü neden? Oraya gittiğiniz zaman şey oluyormuş, hani yastıklar falan böyle biraz yüksek ve çok rahat değil. O yüzden bu yastıkları yanımıza uyuyamazsak diye alıyoruz. Bu şekilde başka bir şey almayacağız yanımıza. Şimdi restoranda gidip yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra da markete uğrayıp orada atıştırmak için, orada aynı zamanda yemek de yiyebiliyorsunuz. Orada da market var. Orayı da çekeceğim. Ama oradaki markette çok fazla çeşit olmuyormuş yiyecekler konusunda. Biz ramen alacağız çünkü. Onu da çekelim size. O zaman hadi Cimcil Bank'a gidelim. Şimdi restoranda geldik. Böyle Feyza kim bakıyor? Çorbamız, kimchi, bu balık neydi? Aynen, balık kekil diye çeviriyor. Balık kekil diye çeviriyor. Bu benim sevdiğim canım Türkler ama az getirmiş. Birazdan şey yapacağım, getireceğim. Ve donkası, benim aşkım. Çiz. Çorbamız, suyumuz. Feyza. Şimdi de böyle iki tane ikişer ikişer havlular verdiler. Tipleri. Evet, biz geldik. Eşyalarımız falan böyle dolaplara falan koyup. Nerede benim şeyim? İşte şunları. Bir dakika göstereceğim. Bunları böyle bileğinize takıp geziyorsunuz arkadaşlar. Biz geldik, dolaplarımızı falan yerleştirdik. Şimdi size bu dizilerde falan böyle sarıyorlar ya, şu an Feyza karşımda. O yapmış durumda ama onu gösteremeyeceğim. O yüzden size kendim yapıp göstereceğim nasıl yapıldığını. Böyle şey, havluyu koyup böyle iki yandan şey yapıyorlar ya. Onu yapacağız. Hadi o zaman gelip yapalım.
Şimdi bu havlu, verdikleri havlu, kuru havlumu aldım ben. İki tane havlu veriyorlar. Bunu böyle, şöyle, tam böyle ortadan ikiye yapıp şu uçlarından şöyle bir defa katlayıp sonra bir defa daha katlıyoruz. Biraz kalın katlayalım. Çünkü az önce ben yaptım, olmadı, beceremedim. Şimdi bir kez daha yapıyoruz. Böyle bir gurultu kanka. Şu an. Bir de böyle iki. Şöyle yapıp şu şekilde yapıyorsun. Şimdi ben sizin için yapacağım teşbirat. Bir dakika. Saçımı böyle topluyorum alttan. Gelişi güzel. Aynanın karşısına geçeyim. Oturacağız. Orta ortak alanlar, çok korkuyorum arkadan çıplak insanlar geçecek diye. Şimdi arkadan insanlar geçebilir. O yüzden ben biraz şöyle geleyim. Şimdi üst kata çıkacağız, oturacağız. Orta ortak alan var. Erkeklerle beraber oturuyorsunuz. Burası sadece kadınlara özel arkadaşlar. Kendimi böyle ciddiye alamıyorum. Açayım saçımı. Burada sadece kadınlar oluyor. Orada çıkıp biraz ramen falan yiyeceğiz. Oturacağız, sohbet edeceğiz. Öyle. O zaman da bir yukarı geçelim. Ortak alana geldik. Böyle insanlar uyuyor. Uzanıyorlar falan. Burası? Aman Allah'ım. Aa, burası da saunası arkadaşlar. Böyle. Böyle insanlar bu tahtalara falan kafalarını koyup uyuyorlar. Ama tabii biz birazdan geleceğiz. Çıktıktan sonra ben size göstereyim. Ay nefesim kesildi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burası çok sıcak. Burada amcalar varmış. Burada böyle televizyon falan da izlenebiliyor. Masaj koltukları var. Burada işte ramen falan satın alabiliyorsunuz. Burası teyze. Burada böyle oyun alanı var. Bilgisayarlar falan var. Çok görünmüyor ama. Böyle. Burada da böyle oturup yemek yiyoruz. Ben şimdi ramen getirdim. Cheese ramen. En sevdiğim ramendir bu. Bunu böyle buradaki sulardan dolduracağız. Ondan sonra mis gibi kokuyor. Çok acıktık çünkü suyun içinde o kadar çok kaldık ki. Bu arada suyun içerisinde, yani havuzlu kısmına size daha sonra göstereceğim. İnsanlar çok olduğu için ve Güney Kore'de arkadaşlar maalesef ki cimcil bağlık kültürü, insanlar çıplak, hiçbir şey olmadan giriyorlar hamama, işte ne bileyim havuza falan, nereye gireceklerse. O nedenle çekemedim. Önemli değil. Ondan sonra akşama doğru, yani gece hiç kimse kalmadığı için burası çok böyle kalabalık olmayan bir yer seçtik. Bir cimcil bank seçtik. Gece eğer kimse olmazsa o kısımları da size çekeceğim. Şimdi ramenlerimizi yiyeceğiz. Aradan merhaba. Şimdi geldik böyle. Burada normal oturma odası var. Böyle küçük küçük odalar var ya, bölümlere ayrılan. Burası böyle biraz daha serin bir oda. Çok böyle bunu aldık. Buraya gelmek istedik. Size böyle göstereyim. Yemeklerimiz burada. Böyle oturduk. Minderler falan var böyle. Onun dışında bir şey göstermek istiyorum. Böyle her gelen buraya isim falan kazınmış. Bilmem görüyor musunuz ama. Evet, görüyorsunuz şu an. Böyle. Biz de isim kazıyacağız birazdan. Evet, şimdi yemek yeme zamanı. Böyle ramenlerimiz, kurabiyelerimiz. Hepsini koyduk bir de. Kore'de böyle pişmiş yumurtalar satılıyor. Normal bildiğimiz pişmiş yumurtalar gibi değil ama böyle tadı biraz farklı. İşte içecekler, orada maskelerimiz var. Birazdan maske yapacağız dedikten sonra. Burada Feyza. Burada... Ne oldu? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Çekme beni, çekme! Böyle.
bu yumurtayı böyle soyduğunuzda da böyle içi bu şekilde. Ben hızlıca soyup size şeyini göstereyim. İç kısmını göstereyim. Aa, gerçekten kandırmışlar bizi baksana. Yarısı yok. Seninki öyle lan. Sizin öyle değil mi? Ha, benimki de şöyle. Ama seninki daha bir yarım. Ya zaten hayattaki şansım. İçi böyle. Tadı bir garip ha. O küçük yediklerimiz daha güzeldi. Bu onlar da güzel de gerçekti. Daha hafif köz tadı var. Değil mi? Ben köz mi? Yok ya. Yok. Kanka vallahi köz tadı var ya. Yok ya. Aman yapar gibi tadı. Çeker misin? Olur. Ben hep boğandım. Ay sonradayız. Ölüyoruz. Yanıyorlardı. Nora ne yapıyor orada? Çok sıcak, acayip sıcak. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi o sıcak yerden çıktık, saunadan. Ay nasıl terlemişim. Ölüyorum ama gözeneklerimiz falan açıldı. Şimdi maske yapacağız. Hepimiz. Sen benim haline baksana, şuradan böyle çıkarayım da bari bir şey yapayım falan bir insana. Ama maskeyi yaptım. Evet, gözeneklerimiz açıldı. Maskemizi de gösterelim hemen. Bir tanesini. Bu maskelerden yapacağız. Böyle aşırı nem bombalı. Öyle. Herkese yeniden merhaba. Çok komik. Çok komik. Maskelerimizi yaptık. Şimdi de böyle inşallah işe yarayacak diye düşünüyoruz. Bu maske normalde ben çok seviyorum, çok kullanıyorum. Arkadan Nora ve Feriza. Böyle maskelerimiz bitince artık bilmiyorum ne yapacağız. Burada yatacağız ama bugün biz. Böyle buralarda. Süngerler var böyle oturduğumuz üstünde. Aman güldürme gelsin. Maskem gibi değil mi? Dudaklarına? Maskem bozuluyor. Öyle arkadaşlar, böyle çekelim dedik. Tekrardan merhaba. Şimdi size o giremediğim noktaya girdim. Yani böyle havuzların, suların, sıcak suların, soğuk suların ayrıldığı noktaya girdim. Şu an sıfır makyajım. Kusura bakmayın. Burada gece olduğu için şu an herkes uyuyor. O yüzden burada kimse yok. Onun için rahatça çekebilirim. Şimdi size burayı gezdireyim. Nasıl bir yer olduğunu siz de görün. Şuradan başlıyor. Burada burası açık olduğu zaman masaj yapılıyor. Masaj bölgesi. Fiyatları da bu şekilde. Değişiyor türüne göre. Ondan sonra genel anlamda böyle sudan dolayı, sıcak sudan dolayı hep buhar var. Şurada şöyle banyolar var. Duşa kabinler var. Böyle her yerde şey yapabiliyorsunuz, banyo yapabiliyorsunuz, duş alabiliyorsunuz. Havuzlara girmeden önce duş almanız muhakkak gerekli. Sonra böyle küçük sular var. Buranın komple hepsi duş noktaları. Burada böyle bir su var. Burada işte görüyorsunuz oturabileceğiniz bölümler var. Burada yazıyor şu taşın başında sıcak su diye yazıyor arkadaşlar. Bu çok sıcak bir su. Çok çok sıcak bir su. Biz girdik çünkü. Gerçekten. Ama en sıcağı mı girdik? Bu orta sıcaklıktaki su. Bu su şu kaynar su. Gerçekten biz buna giremedik. Yani çok kaynar suydu. O yüzden buna giremedik. Burada insanlar girip böyle şu noktalarda oturuyorlar. İçine de oturabiliyorsunuz. Burası orta sıcaklıkta su. Biz genelde burada takıldık. Burası çok güzel. Gerçekten tam bize göre. Ve ağacımız. Hemen şuraya geliyoruz. Şöyle göstereyim size. Şuralar arkadaşlar. Böyle bölüm bölüm oturabildiğiniz yerler var. Oturabiliyorsunuz şu noktalarda. Şöyle şu orta kısım. Ve hemen şuraya göstereyim. Şu kısımda aynı şekilde böyle. Burada arkadaşlar böyle butonlar var. Bu butonlara bastığınızda, hatta size bir tanesini göstereyim. Açıksa eğer şu saatte. Bastım ama
su sıçradı üstüme. Hayır gelmiyor. Bak kapatmışlar sanıyorum. Bu bölümlerde kamera ıslandı mı? Bu bölümlerde arkadaşlar böyle masaj yapıyor su size. Şu noktalarda da var. Hepsinde var bu masaj noktaları. Sonra şu bölüme geliyoruz. Burası bayağı böyle yüksek seviyeli bir havuz. Ama burası arkadaşlar buz gibi bir su. Suyu buz gibi. Gerçekten böyle tir tir titriyorsunuz burada. Bu şekilde. Burası böyle küçük çaplı bir cincil bank. Eğer böyle cincil bank videosunu sevdiyseniz, daha böyle büyüklerini görmek isterseniz ben size gösteririm. Gölgem görünüyor orada. Böyle. Buralarda böyle. Şimdi dinlenme odasına gidiyoruz. Burada çok bağırmayacağım. Burada da arkadaşlar böyle fön makineleri falan var. Fön makinesi, tarak, işte ne bileyim, lazım olabilecek her şey var. Fön makinelerine 200 kuruş atınca çalışıyor. Böyle karşıda da aynı şekilde. Ben... Dolaplar bu şekilde. Burada dans etmeye çalışan bir adı Feyza. Burada işte çöpler filan. Kirli halılar buraya atılıyor. Böyle bir yer. Günaydın. Şimdi yeni uyandım. Hemen geldim, giyindim. Çünkü saat 7.30 bu arada. Saati gösteremiyorum, çok uzakta. Saat 7.30 sabah. Çünkü okula gitmek zorundayız. Öyle hemen giyindik. Şimdi anahtarlarımızı aldık. Şu anahtarları. Gidip ayakkabılarımızı alacağız. Dolaplarımızdaki eşyaları çıkarıp çantamızı yerleştirdik. Bu şekilde işte gördüğünüz gibi Cimcim Bank böyle bir yer arkadaşlar. Uyuduk da sabaha kadar. Kadınlara özel bir bölüm vardı. İşte maske yaptığımız bölüm. Orada uyuduk. Yani Cimcim Bank genel anlamda böyle bir yer. Korelilerin böyle çok geleneksel, böyle çok nasıl desem artık böyle bir bizim hamam kültürümüz var ya, onlarda da cincir bank kültürü var. Hani böyle herkese gelebileceğiniz, tek farkı biz halı falan seriyoruz, onlar hiçbir şey gerçekten sarmıyor. Hemen mesela şu tarafında şu an bir kadın var ve gerçekten anadan doğma ve ben çok utanıyorum. Hani mesela ben mayoyla girdim ve uyarıldım belli bir süre sonra, hani mayoyla giremezsiniz, hani çıkarmanız gerekiyor her şey filan dediler. Ben o an çıktım sudan, işte hani tamam ben o zaman çıkıyorum filan deyip çıktım. Hani cimcil bank olur da bir gün gelirseniz böyle bir şey olduğunu unutmayın. Umarım gerçekten size kültürünü yansıtabilmişimdir. Eğer cimcil bank videoları isterseniz, hani böyle daha başka bir şeyler isterseniz ve başka bir yerlerde, mesela Hongdae gibi, Gangnam gibi yerlerdeki cimcil bankları görmek isterseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve lütfen Cimcil Bank hakkında yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Siz nasıl buldunuz? Biz çok beğendik. Gerçekten her yerimiz açıldı. Gözeneklerimiz açıldı. Şu an mesela sıfır makyajım. Ama ben yüzümün çok kötü göründüğünü düşünmüyorum. bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.